bugün bipolar bozukluktan bahsettik. Yani iki uçlu bozukluk, bir depresyon yüzü, bir de mani adını verdiğimiz biraz daha kontrolsüz davranışların, frensiz davranışların, duygusal iniş çıkışların daha fazla olabildiği yüzü olan bir hastalıktan bahsettik. Bipolar bozukluk her ne kadar kişi için ve çevresi için yıkıcı ve korkutucu olabilse de tedaviye oldukça iyi yanıt veren, kişi ilaçlarını düzenli kullandığı zaman büyük oranda kontrol altında kalabilen bir hastalık. Ancak bazı durumlarda ilaç tedavisine cevap kısıtlı olabiliyor ya da atağın ilaçla kontrol altına alınmasında atak anında zorluk olabiliyor. Böyle durumlarda sıklıkla hastane yatışı ve elektrokonvülsif tedavi ya da kısaca EKT adını verdiğimiz, halk arasında elektroşok tedavisi adı verilen tedavi gündeme geliyor. Bu tedavi psikiyatride en etkili olan tedavilerden birisi. Bütün dünyada yıllardır kullanılıyor. Kişi genel anestezi alıyor, kısa süreli bir anestezi ve başının çevresine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla düşük akımlı bir elektrik veriliyor ve bu elektrik akımı ile birlikte beyin fonksiyonlarında bir farklılık oluyor. Beynin kimyasallarının dağılımı değişiyor. Kişi kısa süreli bir anestezi aldığı için hem kas gevşemesi oluyor. Her ne kadar dışarıdan filmlerde izlendiği zaman elektrokonvülsif tedavi ya da EKT üzerinde çok negatif bir etki olsa da günlük hayatta hastalarımız oldukça rahat biçimde geliyorlar ve yani tedaviden oldukça hızlı verim alınabiliyor.